Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizlerle benimle date hazırlanın videosu çekeceğiz. Umarım güzel, tatlı, sevimli, hoş bir video olacak. Sizlere bu hikayemde, flört hikayemde anlatacağım detaylarıyla. Yeni uyanmadım aslında ama uyandığımdan beri hiçbir şey yapmadım. Yüzüme bir maske uygulayacağız, saçıma bir maske uygulayacağız. Duşa gireceğiz, çıkacağız, hazırlanacağız, makyaj yapacağız ve en son size böyle kapıdan çıkarkenki halime kadar her şeyi göstereceğim. Heyecanlıyım. Buluşma için de heyecanlıyım. Hadi bakalım. Böyle bir iki saatim falan var. İki saat içerisinde çoktan hazırlanırım zaten. Çok hızlıyımdır böyle şeylerde. Video biraz beni yavaşlatır ama o da önemli değil. Yarım saat yavaşlansın. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle saçıma bir maske uygulayacağım ve saçlarımı toplayacağım. Bunu size daha önce bir favoriler videomda anlatmıştım. İçinde böyle dibinde son kalanı şimdi saçlarıma süreceğim. Yves Rocher'in Nutrition diye bir saç maskesi. Bu kuru saçlar için besleyici saç maskesi. Şöyle göstereyim. Bunu şampuandan önce saç maskesi olarak kullanabiliyorsunuz ya da şampuan sonrasında duştayken, saçınızı ıslarken saç maskesi olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle güzel, tatlı, iyi de şey yapan, nemlendiren bir saç maskesi. Şimdi bundan birazcık elime alıyorum. Saç diplerim yağlıdır. Ama saç uçlarım benim biraz kurudur. Keşke aynamı alsaydım ama neyse, önemli değil zaten. Böyle olanı süreceğim. Üstümdeki tişörtü de tekrar giymeyeceğim. Biteceği için. Kusura bakmayın bu sesten dolayı. Evet. Şöyle. Bunu da bitenlerde size tekrar anlatırım büyük ihtimalle. Şöyle saçlarımın uç kısımlarına, boy ve uçlarına bunu süreceğim. Ondan sonra saçlarımı toplayacağım ve sonra da yüzümüze maske süreceğiz. Şimdi ben size biraz hikayemi anlatmaya başlayayım. Çok yeni bir olay. Bugün pazartesi, olay cumartesi günü oldu. Masaya attım. Bunun da son bitişi. Rezalet. Neyse. Cumartesi günü hoca hepimizi yemeğe çağırmış, davet etmiş ve herkes... Böyle şey, hani birbirinden habersiz, kimse kimin geleceğinden haberi yok bir halde. Orada işte hoca çağırdığı için bir dostumuzun kafesi, işte yakında yanında kebapçı açılacak falan filan diye böyle çağrıldık. Ben de gittim tabii. O gün böyle bir size son alışveriş videomda gösterdiğim Mango'dan aldığım o böyle bordolu elbiseyi giydim. Şimdi saçlarımı topluyorum ama inşallah böyle cücük gibi çıkmam. Çıksam da önemli değil zaten, duştan sonra güzelce kendimize toparlayacağız. Ve gittik işte, böyle bayağı bir saat falan herkes oturdu. En son yarım saat 40 dakikadan sonra işte biri aradı hocayı ve dedi ki işte geleceğiz falan filan. Hoca adres tarif etti, işte Etiler'de, şurada burada falan filan dedi. Şimdi şuradan aynamı alacağım. Bir yandan da anlatmaya devam ediyorum. Şurada da giyeceğim elbiseyi görüyorsunuz. Bir saçlarımı çok fena toplamamışım. Bir yandan maskemi sürmek için hazırlanayım. Maskem Origins'in Original Skin maskesi. Rose Clay'li bir maske. Şöyle yapayım, netlesin sizler için. Güzel tanecikli bir maske. Peeling etkisi de olan bir maske. Cildi kurutuyor açıkçası ama önemli değil. Nemlendiririz. Nemlendiricilerimiz var. İşte tarif etti falan. Ben de orada hani şey dedim. Ya dedim, çok insan oldu. Hani çok herkesi davet ettin buraya. Biz dedim kalabalık olduk. Tamam son dedi. Başka da kimse gelmeyecek dedi. İyi hadi bakalım falan dedim. Bu arada bu maske fırçasını da en son söylemiştim size. Watson's'tan aldım. Neyse işte 5 dakika sonra falan geldiler. İbrahim geldi ve kapıdan girdiği anda biz birbirimize kilitlendik. Bir 20-30 kişi falan vardı orada. Gerçekten 30 kişiye yakın vardı. Biz hocanın davetlileriydik. İşte diğer Selçuk abinin, kafenin sahibinin davetlileri vardı. Falan böyle kilolarca
kıymadan yapıldı. Kebap yapıldı, ciğer yapıldı falan böyle bayağı bir. Hepsi zaten Doğulu Adıyamanlılar, Diyarbakırlılar, Şırnaklılar falan böyle. Aralarında tek Egeli, İzmirli olarak ben vardım ama bana da zaten hepsi diyorlar. Fahri Kürt. Kebap yemeyi çok sevdiğim için. Neyse. İşte biz böyle aramızda biz sürekli birbirimize bakıyoruz ve herkes konuşuyor, tek bir masadayız ve İbrahim'le biz de, bu arada vatandaşın adı İbrahim, İbrahim'le biz de böyle sürekli göz göze geliyoruz. Tatlı bir göz göze gelme var falan böyle. Tabii hoşuma gidiyor ama anlayamıyorum da, hani çok da iyi tanımıyorum. Ve daha önce biz tanıştık. Çok çok yıllar önce biz onunla tanıştık. Bundan 7 yıl önce falandı. Hoca işte Beşiktaş Belediyesi'ne geçtiğinde onu ziyarete gelmişti. Ben de onu ziyarete gitmiştim ve orada tanışmıştık ve beni gördüğünü hatırladı. Bize de senle daha önce tanışmıştık dedi. Ben de ki evet dedim, ben bir tanıyorum sizi. Bayağı sizli bizli falan konuşuyoruz. Böyle tatlı bir oluyor orada. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, gülüyoruz. Böyle birbirimize komplimanlar yapıyoruz, şakalar yapıyoruz falan böyle. İşte böyle bayağı kahkahalar havada uçuyor ama ikimizin üzerinden. Yani o ortamı, sohbeti, her şeyi biz götürüyoruz. Sonra işte ben zamanında, bunu tabii sizler bilmiyorsunuz. Ben zamanında bir gazetede köşe yazarlığı yapıyordum ve onunla ilgili bir konu oldu. İşte şu an yazmıyorum. Gazete kapatıldı falan filan dedi. Ve gazeteden dolayı da dedi ki hani sana bir yardımımız dokunur mu? Eğer yazmaya devam ediyorsan, hani medyada tanıdığımız insanlar var falan filan dedi. Sonra işte davet etti beni. Şurada yerimiz var dedi. İşte gel dedi falan filan. Avukat, aynı zamanda iş insanı bir adam bu. Sonra şu dudak üstüme de sürmek istiyorum. Çünkü dudağımın üstünde bir sivilce çıktı. Bu da yine rahatsız ediyor. Hop. Şöyle bir şey. Burnumun şu kenarlarını falan da güzelce kapatayım. Tamamdır. Şimdi bu maske bekleyecek. Ben ondan sonra duşa gireceğim. Kaç dakika beklememiz gerekiyordu bunu? 10 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz diyor. İşte yemek yendi, edildi, sohbet edildi falan filan. Sonrasında İbrahim kalkmak zorundaydı. İşleri varmış falan. Kalkarken bana telefonunu uzattı bir anda ve yanımda da hoca var. Böyle bir şok oldum ama diyecek bir şey de yok tabii ki de, yani orada ters bir hareket de yoktu. Bana telefonunu uzattı ve ben numaramı yazdım. Sonra işte bana çağrı attı. Telefonlarımızı kaydettik. Birbirimizin telefonunu kaydettik. Ve o çıktı. Oradan gitti. 2-3 dakika sonra, böyle şoför falan vardı. 2-3 dakika sonra mesaj geldi. İşte enerjin çok güzel, sohbetin çok güzeldi. Çok teşekkür ederim dedi. Dedim ben teşekkür ederim. Ve biz böyle mesajlaşmaya başladık. Ve otururken, masada otururken, daha o ilk geldiği andan itibaren, tokalaşmaktan sonraki, göz göze gelmekten sonraki anlarda aramızdaki enerji elle tutuluyordu ve gözle görülüyordu. Gerçekten yani bunu keşke dışarıdan böyle izlenebilse bu. Gerçekten o enerji elle tutuluyordu ve gözle görülüyordu. Çok çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Düşündükçe hala çok heyecanlanıyorum. Ve bugün de işte beni davet etti. Gelir misin dedi. İşte saatçileri var aynı zamanda. Oraya gelir misin dedi. Bir kahve içeriz, sohbet ederiz falan filan dedi. Öyle heyecanlıyım, bugün oraya gideceğim. Çocuk gibi heyecanlanıyorum böyle şeylerde. Tabii ben bir çok büyük bir ayrılık yaşadım. Hani 4 ay peşinden ağladım falan Cemal'in ve Cemal'den sonra hayatıma birinin girmesi benim için böyle yani nasıl olur ki falan filan da, ama şimdi çok böyle İnşallah güzel şeyler olur. Bir şiir var, çok severim ben onu. Aşk başlamadan önce güzel diye gider böyle. Gerçekten aşk başlamadan önce güzel. Çünkü insan bir şeyleri kırmaya, yıkmaya, dökmeye,
naif olmamaya çok müsait ne yazık ki. Ve başlamadan önceki o heyecan, o elektrik, o enerji bunlar çok güzeldi. Biz işte 2 gündür birbirimizi arıyoruz, konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz falan. Hani o kadar iyi, o kadar güzel bir enerji, o kadar hoş bir elektrik ki bu anlatamam sizlere. Yani çok 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 iyi geldi bana. İnşallah böyle devam eder. Sizlere sonra bir makyaj videosunda da eğitimin nasıl geçtiğini anlatırım. Şimdi ben duşa gidiyorum. Ben anca böyle işte saçlarımı durulayana kadar falan maskem daha böyle şey olur. Güzelce bir yüzüme peeling yaparım falan filan. Duştan sonra gelirim. Görüşürüz. Evet, yıkandım ve döndüm. Şimdi cildimi nemlendireceğim. Ondan sonra üstümü giyineceğim. Saçımı kurutup tekrar geleceğim ve makyaja başlayacağız. Cildimi nemlendirmek için Embryolisse'in La Crème Concentre isimli konsantre süt kıvamında kremini kullanacağım. Bu çok iyi bir nemlendirici. Maskeden kuruyan cildime çok güzel nemlendirecek. Çok seviyorum bunu. Sivilce yapıyor mu yapmıyor mu daha anlayamadım ama regl dönemim daha yeni bitti. Bu yüzden cildimdeki sivilceler mevcut. Kapağında bir problem var sanıyorum bunun. Güzel şöyle cildimi yediriyorum. Bir de lip balm süreyim. Saçlarımı kurutana kadar cildim onda emsin. Lip balm olarak da bakayım. Flormar'ın bir tane şöyle bir lip balmı var. Bunu süreceğim hemen. Bu güzelce dudaklarımı da nemlendirir. Şimdi makyaj aşaması için gidiyorum. Saçlarımı kurutuyorum, üstümü giyiniyorum ve tekrar geliyorum. Şimdi öncelikle takılarımı takacağım. Şu papyonlu yüzüğümü takayım, saatimi takayım, lonjinimi takacağım. Düşürdüm. Güneşe bakacağım diye. Hemen saatimi takayım. Üstüme hırka giyeceğim. Bir de gri bir mango kabanım var. Onu giyeceğim. En üstüme de kolye olarak şu arkadaşımın benden yediği mango kolyeyi geri aldım. Kolye olarak bunu takacağım. Şöyle hop. Bunu çok sevdim ya. Çok 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 tatlı bir şey. Şöyle takalım. Evet. Baksanıza böyle çok domestik duruyor. Çok da hoşuma gidiyor. Şimdi makyajımıza geçiyoruz. Biraz böyle enerjilenelim. Çünkü zaten güzel bir gün. Önce cildimi nemlendirmiştim. Parfüm sıkmayı unuttum. Hemen parfüm sıkıyorum. Guerlain'ın Mon Guerlain parfümü. Bundan bir parfüm şov yapalım kendimize. Saçımıza, kıyafetimize, her yerimize sıkalım. Çok güzel kokan bir parfüm. Şimdi cildime MAC'in Strobe Cream isminden süreceğim. Bendeki Gold Light rengi. Şöyle hapşıracağım. Parfümün alkolü ne yazık ki. Bu biraz nemlendiriyor cildi. Ben kuru ciltli oldum artık. Bu cildi nemlendiriyor ve hafif de bir böyle altın parlaklığı, çok hafif bir ışıltı da veriyor. Büyük bir highlighter ışıltısı beklememeli. Saçıma sürdüm ya. Kan dolaşımımı da hızlandırayım ki. Evet, alnımda bu şekilde. Göz altıma nemlendirici süreyim. Şu Estée Lauder'ın Double Wear Instant Fix Concealer'ının bir tarafı highlighter, bir tarafı concealer. Tırnağımda da şey kalmış, strobe cream kalmış. Bu nemlendirici kısmını şöyle sürüyorum. Şuraya biraz daha alacağım. Hah.
Bunu da göz altlarımı nemlendirmek için kullanıyorum. Şöyle güzelce yayıyorum. Benim yaşım 27 olduğu için artık ne yazık ki ihtiyaç duyuyorum böyle şeylere. Göz çevrem böyle hafif hafif belli olmaya başladı. Tabii 30'a yaklaşınca böyle bir sıkıntı olması çok normal. Şöyle saçlarımı bir şöyle yapayım. Herhangi bir fön falan çekmeyeceğim ya da çektirmeyeceğim. Hiçbir şey yaptırmayacağım. Doğal olarak gitmek istiyorum. Öyle böyle istiyorum. Şimdi fondötenimi mi süreyim? Gözaltım hemen elimde. Gözaltı concealer'ımı. Gözaltı concealer'ımı. Gözaltı kapatıcımı sürüyorum. Şöyle. Estée Lauder Double Wear. Hafif de şöyle kızarıklıklarımın olduğu yerlere de getiriyorum. Ve aydınlanmasını istediğim yerlerime de getiriyorum. Peki bu ne? Ne bu? Neyse. Şimdi gözaltımı Nashita'nın 158 numaralı şu concealer fırçasıyla hemen yedireceğim. Ve çok güzel bir kapatıcı bu. Mevzu makyaj videosuna dönsün de istemiyorum aslında. Bugün benim date'im var. Date'im hakkında konuşalım. Çok heyecanlı değil mi ya? Böyle tatlı telaşlardan çok haz alıyorum. Çok keyif alıyorum gerçekten. Evet. Alnımı da şöyle. Peki bu kadar küçük bir fırçanın bu kadar büyük bir yüzü kapatması. Hareket sayım fazlalaşıyor ama olsun. İbrahim Google'lanabilen bir adam. Arkadaşım Dilara dedi ki, sonra bunu kız kardeşim Dilara da düşünmüş. Çok güldüm ya. O kadar çok güldüm ki buna. Adı ne falan dedi. Dedim İbrahim. Google'la dedim. Soyadını da verdim. Ondan sonra ay çok çok komikti ya. Gerçekten çok komikti. Bu şeyi diyor çok seviyorum diyor. Senin diyor erkek arkadaşların, flörtlerin ya da seni beğenenlerin tümünü diyor. Google'layabiliyoruz diyor. Bu beni çok mutlu ediyor diyor. Şimdi fondöteni açıyorum. Fondöten kullanmayacağım. BB krem kullanacağım. Erboria'nın BB krem o ginseng Korean formula diyor. Clear rengi bendeki. Bunu size daha önce gösterdim. Bu artık bitmek üzere. Baya baya bitmek üzere ve şöyle elimin üzerine ait bol bol alıyorum. Bu herhalde bana yeter. Şöyle elimin tersiyle koyacağım. Burnumun üstüne alnıma. Normalde ben bunu direkt diş macunundan diş fırçasına şey sıkar gibi sürüyorum ama bugün korktum elbiseme falan gelir şimdi. Uğraşamam. Buradan böyle minnoş minnoş ponçik ponçik yayıyorum. Bu benim en sevdiğim cilt ürünüm. Çünkü bir kere şöyle kapağımı bir kapatayım. Son bir kullanımlık kaldı. Bu 45 ml'lik bir ürün. 5'i bir arada bebek etkisi, hydrating falan filan böyle çok fazla şeyleri var. Çok etkili. Çok da güzel bir ürün. Elle, süngerle, fırçayla, her şeyle çok güzel yayılan, gerçekten böyle cilde bir hoş bir şey veren. Aa, burun kontrol yapalım sizlerle. Bu da şöyle. Kullandığım cilt maskesi çok çok ama çok iyiymiş. Yani zaten çok severim de ben onu. Ben bugün böyle bir ayrı torpil geçmek istedim kendisine. Çünkü cildim ne zamandır iyi değildi. Evet. Burun kenarlarım. Yüzüm, cildim, her yerim. Ama bir de bunu şey yapalım ya. Sabitleyelim. Bu kaymasın. Buradan hemen bir sabitleyici toz tutuyorum ben. Bir tane alayım biliyor musunuz? Yok. Bunu alacağım. Baya baking pudrası. Şuradan şunu yok. Asla karar veremiyordum. Nerede ya şey? Heh.
Şurada bir Yves Rocher'in kompakt pudrası var. Şu şekilde bunu kullanarak makyajımı sabitlemek istiyorum. Şununla, şu minik toz aldık falan filan. İşte pudra fırçası, aldık fırçası. Ne deniyorsa. Bununla bir şöyle sabitleyeyim. Sırada ne var? Göze geçelim mi? Göz makyajına geçelim. Göz makyajı için MAC'in Soft Ohri Prolong Wear Paint Pot'unu kullanacağım. Bendeki şu. Bu da güzel bir ürün. Göz kapaklarımı bununla hemen bir sabitleyelim. MAC'in ürünleri ne kadar güzel ya. Ama fiyatları çok yüksek olduğu için maalesef fena. Bakalım bu videoyu nasıl editleyeceğiz. Uzun olacak çünkü. Sonra hemen Maybelline'in The Burgundy Farş paletindeki şu renkle bir göz kapağı sabitlemesi yapalım. Işıltılı, aydınlık, çok hafif bir makyaj istiyorum. Böyle ay ben sana ölüyorum, ben sana öldüm, ben sana bayıldım hissi kimseye vermek istemeyiz değil mi hanımlar? Sonra bir altın renk. Şuradaki şu altın rengi kullanacağım. Ve şöyle tüm göz kapağıma yayıyorum. Hafif bir ışıltı olsun. Özenmiş de olayım. Ama fazlası asla. Anladınız. Sonra hangi renge geçeyim? Birazcık da şununla geçmek istiyorum. Ama bunu şununla geçelim. Şurada başka bir makyaj fırçam var. Hangisiyle geç? Şundan geçecektik. İşte hatırlamam yalnız. Şöyle kriz bölgesini bir belirginleştirelim bununla. Mesaj geldi. Vadi Teras. Sosyal tesis kapanacakmış. Korona nedeniyle. Evet, bu da tamam. Sonra şurada bir tane renk var. Onu şöyle birazcık sürüyorum. Birazcık da bu tarafa. Bence hoş ve şık oldu. Ondan sonra şu ilk başta kullandığım fırçayla güzelce farımı dağıtıyorum. Çok 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 hafif. Ama bakışları böyle derinleştiren, hatta göz rengimi de bir ton açan bir göz makyajı oluyor bu. Ne geldi? Ha, organik market gelmiş. Aras kargoyu bekliyorum benden ama bugün gelmesi gerekiyordu. Gelmedi tuhaf bir şekilde. Sonra concealer fırçamı tekrar alacağım ve şu altları hiçbir şey sürmeden şöyle kareye doğru çekeceğim. Başka bir şey yapmak istemiyorum çünkü zaten beceremiyorum da. Tamamdır. Bu böyle hoş, tatlı, ponçik bir görüntü yaratıyor. En son bir trik var. Şu Pretty by Flormar'ın Star Spangled Eyeshadow'larından 03 Brown Glare diye çok yaldızlı, çok parlak bir rengi var. Şimdi bunu tekrar şu fırçamla şöyle değdireceğim. Üstündeki simleri bir miktar almak istiyorum ve
Şöyle üstünden geçeceğim ki simli, parlak, tatlı, tontiş, ponçik bir makyaj olsun. Bol bol sim istiyorum. Parlak olmak istiyorum. Çok aşırı heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam sizlere. Yani çok uzun zamandan beri bir date'im, bir görüşmem, bir şeyim olmadı. Çünkü kalbim kırıktı. Üzgündüm. Ne oldu? Ben bu gözü bir dağıttım. Bir şey yaptım. Ben burada bir şey yaptım dostlar. Burayı tekrar bir şeyle toparlamak istiyorum. Allah Allah, niye böyle oldu? Neyse, önemli değil. Güzel oldu. Güzel oldu. Sonra Gratis'in Biolis markasını, şu Maximize It isimli rimelini kullanacağım. Bol bol rimel uyguluyorum. Bir kat daha geçeceğim. Sonrasında bu rimeli. Birkaç gündür midem o kadar tuhaf ki sürekli olarak böyle İbrahim'in fotoğraflarına bakıyorum. Google'lıyorum manyak gibi, deli gibi, ruh hastası gibi insan Google'lıyorum. Bu saç bugün eğer beni üzersen var ya çok kalbimi kırarsın yani. Sana yıllarımı verdim. Şey görüyorum. Mahallenin muhtarı olarak her yere bakıyorum. Seviyorum bu hayatı. Evet. Şimdi bir kaşlarımızı sabitleyelim. Kaş sabitleyici almıştım geçen gün. Essence'in Lash and Brow. Bu yeni olanı. Şeffaf kaş ve kirpik rimeli. Bununla şöyle siz de beni görebiliyorsunuz. Aradan da sizi kontrol edeyim. Kaşlarımı şöyle tatlı tatlı sabitliyorum. Ay inşallah bugün hayallerim yıkılmaz. Yani o ilk gördüğümdeki o enerji inşallah bugün de devam eder. Yoksa kırılabilirim. Üzülebilirim. Bir tane daha buradan şey fırçası alacağım ve bununla da bir tur üzerinden geçeceğim ki o Lash and Brow yeni olduğu için belki fazlalık falan bırakır. Topaklanma falan olur. O yüzden ben bu el ne burada bilmiyorum. Bunu da koyalım. Şimdi bir allık şov yapalım. Mac Peaches rengi. Allığı hemen buradan bir allık sürelim. Allık fırçam şu. Hafif bir allık sürüyorum. O böyle yüzüme bir boyut kazandırsın. Trabzon ekmeği suratım. Belki biraz az Trabzon ekmeği gibi görünür. Şimdi bir burun kontürü yapalım. Burun kontürü ürünü de ve burun kontürü için de temiz bir fırça alacağım. Burun kontürünü Maybelline New York'un Master Contour Stick ile yapıyorum. Bendeki renginin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, önemli değil. Şöyle burnumun bir şurasından bir de şurasından böyle birer çizgi indirdim. Ondan sonra bir şöyle bir de böyle yaptım. Sonra temiz fırçamı alıyorum. Ve buraya bir gölge oyunu yaparak burnumu daha ince gösteriyorum. Evet. Seviyorum bu şeyi de severim ha. Bu
postacı geldi, postacı. Gerçekten mahallenin muhteşem. Yalnız burnum gerçekten çok inceldi bakın. Şuradaki şu fazlalığı, iki kaşımın arasındaki. Neye geçiyoruz? Ruja geçiyoruz. Aa, ruja geçmeden önce biraz yüzüme aydınlık vereyim. Nerede benim aydınlatıcı bir şeylerim? Nerede, nerede, nerede? The Balm'ın Luminizer kardeşlerinden Mary. Seni kullanacağım. Onu da şu naşita bir fırçaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bununla süreceğim. Şöyle. Şöyle burnumun üstüne ve dudak üstüme. Süreceğim. Burası biraz fazla oldu. Evet. Son olarak rujuma geçiyorum. Rujdan sonra bir fix blush süreceğim. Bu Sephora'nın bir ruju. Şöyle göstereyim size. İsmini bilmiyorum. Bir 9172B yazıyor. Bir de SH12 var. Ama güzel rengi olan ruj. Çok güzel oldu. Çok çok beğendim makyajımı. Şimdi MAC'in Fix Plus'ına geçiyorum. Prep and Prime. Bu şey yapmıyor. Bunu önce bir şöyle boşluğa sıkacağım. Evet. Tükürmesi gerekiyor. Özür dilerim. Ve yüzüme sıkıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Bunu sıkmamın sebebi cildimdeki o cake'i görüntüyü alsın. Makyajımın cake'i halini alsın. Bu yüzden sıktım bunu. Fix Plus bence cildi böyle fixlemiyor, sabitlemiyor. Hazırım. Genel olarak her şeyim hazır. Küpelerim böyle kalacak. Kolyemi taktım, saatimi taktım. Şu kolumda şöyle bir bileklik var. Bunu takacağım. Üstüme hırkamı giyeceğim. Hırkamın üstüne ceketimi atacağım. Saçıma bir şey yapmayacağım. Elime bir nemlendirici sürerim. Böyle biraz şey tuhaf bir hazırlık oldu ama yapacak bir şey yok. Hoşlandığımız adamlar için süslenelim kızlar. Neden süslenmeyelim ki? Değil mi? Evet. Tekrar görüşürüz. Evden çıkmadan önce son bir kez size çantamı ve ayakkabımı da göstereceğim. Tabii ki de. Görüşürüz. Evet. Şimdi son halim bu. Sizlere ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Chanel'in Mary Jane ayakkabılarını giydim. Üstüme mango bir elbise giydim. Gördünüz zaten. Stradivarius bir hırkam var. Bunu giydim. H&M bir çantam var. Bunu taktım ve hazırım. Bence sade, doğal, güzel bir makyaj oldu. Siz ne diyorsunuz? Ben gayet beğendim. Evet, videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.